şu var. Başkan adayları adayların bir birleşme durumu olabilir. Genellikle seçimlerde böyle oluyor biliyorsunuz. İlk başta çok aday çıkıyor. Sonra o adaylar bir başka adayı içeriden destekliyor ve birleşiyorlar. Şimdi bütün adaylar yani Fatih Terim'i gösteriyorlar ama olası bir birleşmede hani ayrı bir karar, farklı bir düşünce çıkar mı ortaya? Şimdi kim birleşecek? <laughs> Sen daha iyi biliyorsun. Yok ben bilmiyorum. Bir <laughs> <Yok, gülüyor> kadar bilmiyorum hani Öyle olsa bile e, ben sanki hocanın Devam ettikten sonra bütün yönetimler evet. e, yok biz hocam senle devam etmek istemiyoruz diyecek bir yönetim <laughs> olacağını zannetmiyorum. En azından yani Şimdi... şu mevcut adaylardan hiçbirisi öyle bir şey söyleyemez. <laughs> Çünkü e, taraftarın gözünde hala bence e, yani Allah Allah e, kim bu başkan adayları denilen isimler. Evet. E, bu tamam. kulübün en güçlü karakterini evet. orada bir anda yok hocam sen gittin <laughs> diyemezler yani. Şimdi peki ben şu şunu artık sormayacağım. Çünkü seçim olursa Cengiz'in kazanma ihtimali olmadığını her zaman söylüyorsun. Yani bu yani öyle geliyor. Yapıyorsun. Bana öyle geliyor evet, evet. Seçim olmaz ise şu, i̇şte o zaman Fatih Terim çalışır mı onu Peki Fatih Terim diyelim ki çalışmadı, bıraktı. Buna taraftarın tepkisi olur mu? Nasıl olur? Yani tepki demeyeyim, reaksiyonu nasıl olur? Yani hep diyor ya bir söz verdim. Tamam sözü seçime kadar tutuyor zaten normalde. Evet. Opsiyonu kullanmayıp yes. bırakıp. O zaman aslında o gömülen bütün baltaların hani o durulan suların hareketlendiğini göreceğiz o zaman. Ancak şu olur mu? Hani şimdi diyelim ki mayıs ayındaydı, değil mi? 22 Hı -hı. Mayıs, 29 Mayıs mıydı? Berat seçim tarihleri. Hı -hı, evet 29 Mayıs. Evet. Yani 29'u da olacak seçimler. Diyelim ki pandemi yüzünden gerçekleşmedi ve e, Eylül ayına ertelendi. Şimdi tamamen senaryo yazıyoruz bu anda. E, bir, şunu söyleyebilir başkan adayları. Hocam bırakma zaten seçim olacak. Evet. Bu olasılıklardan bir tanesi mi? Evet. Evet. Fatih Terim de listesini verdi. Bu Cengiz yönetimi alacak bir şekilde. Hatta belki de diğer yönetimlerle karar verecekler. Evet biz bu listeyi onaylıyoruz diyecekler. Ancak böyle bir konsensus sağlanabilir ise. Ee, bir de şu var. Bence hoca e, finansal FAP'den kurtulduktan sonra bir transfer dönemi geçirmek ister artık. hocam. <laughs> <laughs> bu son döneminde geldiğinden beri bu var çünkü. Evet. E, bir sınırlama var. On da belki yönetimle oturup konuşup bazı sözler alıp bir dönem görmek ister bir transfer dönemi böyle rahat edeceği is mi? istediği istediği oyuncular alabileceği bir dönem görmek Bir ister. de mesela Fatihlerimin şey Başarıyı olan açlığını biliyoruz. Hiçbir zaman hani daha iyisi daha iyisini isteyen bir hırslı da bir teknik direktör. Şimdi ki bu sezon için şampiyonluk şansı azaldı Galatasaray'ın ve o hedefini yine gerçekleştirmek isteyecektir. Çünkü. Hı -hı. Geçen sezon, sezonda, bu sezonda hep hayalinden bahsediyor. Daha başka hedefleri var Galatasaray'la. Şimdi gerçekten e, oyuncunun e, geleceğine yatırım yapabileceği transfer dönemi var. Bizim ana çıkış noktamız evet. bu zaten. Evet. Daha önce yapabileceğim bir transfer dönemi yoktu. Yani Kiralık oyuncularla atlatabiliyorsun belirli noktaları. İşte Can Mikel Seri, Steven Zonzi, Lemina. Günü kurtarmak farklı bir şeydir, geleceği planlamak farklı bir şeydir. Galatasaray 2 senedir günü kurtarmaya çalışıyor, haklı olarak yani çünkü ensesinde bir finansal fair play var. Aynen. Ama şimdi o yok. Eee Fatih Terim de geçirmek isteyecektir yani bu Bence senin de. dediğin gibidir. Evet, bu transfer döneminde Galatasaray'ın geleceğini kurayım diye. Aynen. Peki hadi gelelim o zaman Chip Forvet meselesine. Konuşacağız, <laughs> de konuşalım. Şimdi olmadı, olmadı, olmadı diyorduk ama şimdi biz Halil Dervişoğlu'nu da izlememiştik. Siz burada ya ikiniz mi vardınız ayrı ayrı mı vardınız bilmiyorum ama çift forvet uygun bir futbolcu diye bahsedildi burada Halil Dervişoğlu'ndan. Elman evet, El Derin arkasında Hı -hı. oynayabilecek bir oyuncu gibi söylemiştik. Hı -hı. Hep bu şekilde evet, ifade Evet evet aynen öyle. Ben daha yeni övdüm Halil'i. Sen mi övmeye başlarsın ben mi başlarsın? <gülüyor> <gülüyor> ben savaşayım. <laughs> <laughs> Karikatür gibi. Fark etmez istersen sen buyur. buyur <laughs> buyur. <laughs> <laughs> ben ya oynarım. bu arada... E, Hiçbir kuşkum yok benim ideal bir çift forvet olacağına dair ki bunu da gördük zaten 14 dakikalık evet. bölümde. Ee, bir kere şöyle özetleyelim. Çift ee, forvet nasıl olur? Ee, böyle olur. Neden böyle olur? Mesela Falcao, Musa Muhammed aynı anda sahada olduğu zaman bir kere rol karmaşası oluyor. ikisi aynı işi yapıyor. Evet. İkisi de ceza sahasında top bekleyen e, safkan golcü. Musa Muhammed de öyle, Falcao da öyle. E, kim bağlantıyı oynayacak? O topları kim getirecek? Soru işareti. E, kimse getiremeyecek. Çünkü öyle bir oyun artık kalmadı. Bu dönemde belki 90'larda dediğin gibi 80'lerde bir şekilde zaten hatlar çok kopuk olduğu için takımlarda oraya top bir şekilde gidiyordu. Ama artık öyle olmayış. Bir, Her bölge, her etapta bir bağlantı oyuncusuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Stopper'de e de duyuyorsunuz. İşte Markay'ı bu yüzden övüyoruz. Salah'ı bu yüzden övüyoruz. Evet. bu yüzden övüyoruz. E, 6 numarada da duyuyorsunuz. Taylan Sosa. E, 8 numarada da ve forvet bölgesinde o bağlantıyı buradan alıp oraya taşıyacak oyuncuyu e, ihtiyaç duyuyorsunuz. Halil bu işte. O, o topu sırtı dönük alıp e, Musa Muhammed'le arasındaki bağlantıyı kuracak oyuncu Halil. E, ve bu 14 dakikada görüldü. Birbirinden rol çalmadılar. E, aynı yere hareketlenmediler. Musa Muhammed ceza sahası golcüsü oldu. Halil de onu besleyen, etrafında gezgin oynayan, ondan seken topları toplayan bir ikinci forvet rolünü çok iyi yaptı. E, bu konuda hiçbir şüphem yok. Bu oyunculardan ideal çift forvet çıkar ama önemli olan onları geriden destekleyecek e, orta saha kurgusu çünkü e, şu anda dünya futbolunda çift forvet oynayan her takım e, geride enerjik bir orta saha ve e, savunma hattı e, tutuyor ki dönen toplar alabilsinler. Çünkü o çift forveti e, çok fazla savunma koşusu yaptıramıyorsunuz. Evet. Yani 4-1-4-1'den öyle farkı fark var. Mesela 4-1-4-1 oynuyor da Galatasaray sadece bir tane oyuncuyu ileride bırakıyordu. Diğer herkes topun arkasına geçebiliyordu ama şimdi iki oyuncu merkezde ol olacağı için geride kalan oyuncuların daha enerjik olması lazım. Öyle bir yapı kurulursa daha da işlem işlerli bir e, hale gelir bu formasyon. Peki Spor karşısında iş yapar mı bu kurgu peki? Ben yani iş yapıp yapmayacağı Halille e, Mustafa ile alakalı değil. Takımın geri kalanıyla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> o bir arkası oynayacak ki ön tarafta zaten <laughs> oyuna ayak uyduracak. Hadi yoksa evet vuralım. Dur bakayım Halil o sırtı dönük indirebilir mi? Ya acaba şuradan ortalarsak Mustafa kafa vurur mu veyahut <laughs> vole atar mı meselesi değil. Takımın oraya nasıl geleceği, hangi şekilde yerleşeceği çok çok önemli. <laughs> ee, olur tabii ki. Şimdi çift forvet noktasında e, Halil orada tam bir bağlayıcı olarak e, düşüneceğiz biz. Yani Halili ne orta saha olarak düşüneceğiz ne de santrofor olarak düşüneceğiz. O zaman doğru keskin ayrımları yapabiliriz Halil'in oynamasıyla. Halil kimin yerine oynayacak bu maçta? Tabii ki Emrak Baba muhtemelen. Evet. Devre dışında kalacak ilk etapta Antalya Spor kadrosunu düşündüğümüzde esas soru şu Antalya Spor'un oyun planına göre Etobo bile böyle pas atabilen bir oyuncu olarak gözüktü ama Konya Spor'a karşı acaba Justin Fernandez ve Taylan'ı mı göreceğiz? Bir de işin bu kısmı var yani sadece Halil ve Mustafa Muhammed üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Emrak Baba dışı çıkardığında zaten Halil şu anda devrede ama Etobo yerine Taylan Antalya'lı olduğunda Galatasaray'ın oyunu nasıl daha ileriye gider? Ben geriye gideceğini düşünmüyorum ama hı hı. daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Böyle bir kadro ile çıkar. İşe yarar mı yaramaz mı? O birazcık da tabii İlhan Polut'la alakalı, Koyun alakalı. Belki öyle bir <gülüyor> <gülüyor> e, takımını hazırlayacak ki bizim çok övdüğümüz bu maç, 14 dakikalık performansıyla gökleri çıkardığımız ikiliye, o, onlar alan bırakmazsa, onlar hareket alanı bırakmazsa sıkıntı olur mu? Ama esas mesele şu, e, bu maçın gizli kahramanlarından birisi Ömer Bayram'dı e, benim nezdimde. Çünkü çok farklı bir sol bek performans değil, bir soldan içe devrilmiş orta saha oyuncusu performansı sergiledi ve işte bu oyunlar rakip takımın bütün savunma düzenini manipüle etmek dediğimiz mesele bu. Orayı manipüle ederse sıkıntı kalmaz. Eee chief forveti destekleyecek orta saha bence iki tane şart isim var. Bir tanesi Jason Fernandez kesin inanılmaz bir maç çıkarttı zaten Antalyaspor e karşısında. Evet. Onun temposuna çok fazla ihtiyacı var Galatasaray'ın. O dönem topları kazanmadığına. İkincisi de bence Emre Kılınç. Bu sağ ön iç gibi daha evet, doğrusu yani. Emre Kılıç da o dönem toplar için çok kritik oyuncu. Bence de Taylan uzun vadede e, asıl Galatasaray'ın ihtiyaç duyacağı altı numara. Çünkü bir noktada dediğin gibi zaten Antalya Spor çok fazla gömülü oynadığı için e, Etebun'un dönen topları bir şekilde toplaması yetti. Evet. Ama e, savunmayı biraz öne çıkartan, baskıyı biraz daha orta sağ civarında yapan takımlara karşı yine Taylan'ın topla birlikte dönebilme özelliğini ararsınız. E, ki bu maçta o maçlardan birisi olabilir. Evet öyle bir yapı ben bekliyorum açıkçası Halil Mustafa'nın Mustafa arkasında e, Emre Kılınc, e, Jason, Taylan, Kerem gibi dinamik Hı. bir dörtlü olursa e, tutabilir bu sistem. Şimdi izleyici sorusuyla. Da...